ben mi konuşacağım? Evet. Nereden nereye gidiyoruz anlatır mısın Aya? Şu anda Türkiye'den gelen grup Narın ilinin Koçkor ilçesinin merkezi olan Koçkor köyünde bulunmaktadır. Yola çıktık. 118-120 kilometre yol, 2,5-2 saatlik yoldan sonra biz Sırpgöl ilinde bulunan Dökönbayev köyünde köyüne varmış olacağız. O köyde bizleri neler bekliyor? Öncelikle çadır kampa, hani yurt kamp dediğimiz o keçe çadır kampına yerleşeceğiz. Yerleştikten sonra Kartal'la av gösterisini izleyeceğiz. Ondan döndükten sonra yine akşam yemeği. Ve akşam yemeğinden sonra eğer şansımız yaver giderse ateş yakıp dışarıda o ateşin etrafına toplanıp yerel bir müzik topluluğu olan Kut müzik topluluğunun konserini dinleyeceğiz. Onlar bir aile, işte karı, koca ve çocukları. Onlar bize işte Tanrı Dağları'nın Türklerini söyleyecekler bize. Çok güzel, teşekkür ederim. O son cümle iyi oldu. Yolculuğumuz sırasında bir radar noktasından geçiyoruz. Demek ki Kırgızistan'da radarlar bu şekilde. Kartal avı gösterisinin yapılacağı yere doğru ilerliyoruz. Hazırlıklar yapılırken şöyle etrafı bir dolaşıyorum ve gözüme o çevrede kurganlar ilişiyor. Isıkgöl yakınlarındaki kurganlar. Onlardan bir tanesi küçük. Hemen az ileride bir tane daha var. Sağımda büyük bir tane var. Burası aşağıdaki vadinin yukarısında küçük bir tepe. Hayvanlarını buraya koymuşlar. Birazdan bürkütler canlı bir tavşanı yakalayacaklar. Onları görüntüleyeceğiz. Bakalım görüntüleyebilecek miyiz? Çünkü hareketli bir görüntü olacak. Bizim de zoomumuz var. Isıkgöl yakınlarındaki üçüncü kurgan. Bu biraz daha büyük diğerlerine göre. Bu kurganlar da Kırgızistan'daki diğer gördüğümüz kurganlar gibi Hun dönemi kurganlarını andırıyor. Dökönbayev köyü yakınlarındaki bir kurgan daha. Kartal avı gösterisi başlamak üzere. Ancak öncesinde kısa bir ön bilgilendirme yapılıyor. Şimdi kendini tanıştırıyor abimiz. Ruslan, ben attım. İsmim Ruslan diyor. Bol Gürkuşalı bizde İlgepe'den beri gelen Kartal'la avcılık bu bizim eskiden beri gelen ata mesleğimizdir diyor. Ve benim kendim bu işe yani başlayalı 18 sene oldu diyor. Bürküt. 6 yaştaki dişi kartal. Karabarçın ismi. Karabarçın. 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 Bunlar biz mergençilikte koldan oluz. Bunlar benim biz göğüncüsü, tülkü, çöğüs yaklanan çok canlıklar. Genelde biz bunları avcılık için kullanıyoruz. Ve işte tilki, çakal, genelde tilki ve çakallara salıyoruz. Bazen yani mesela kurt da avladıkları oluyor ama tabii kurt da avlamadıkları. Biz göğüncüsü urgaçılarını üretiyoruz. Urgaçılar erkekten ana çok güçlü olup dağı canlı karmakanda şu urgaçılar köye karşı yaklanan çok canlıklardır. Urgaçılarla alalım. Erkekleri olsa koyun, sur, çandağına tülkü alırsa göğüncüsü mayda canlı kaldı. Bu urgaçılar 50 el keçeğini alırsa tülkü göğüncüsü ne gizli cırtkış canlı kaldı. Mesela çünkü köye tülkü siyahtanga. Kıran ürkütlerle olsalar da. Şimdi genelde avcılık için biz dişi kartallar kullanıyoruz diyor. Çünkü dişileri, kartalların dişileri erkeklerine göre daha büyük oluyor. Yani şey olarak. Avcı mı? Vücut, cüsse olarak daha büyük ve daha güçlü oluyorlar. Hadi ya. Avlanmak için işte yani bu işte dişileri de daha çok alıyormuş. İşte tilki, çakal. Nasıl ilişkilerin hatta bazen mesela şey geyik değil de. Koyun. Karaca, küçük karacaların yavrularına bile avlanıyorlar kuzular, bazen. Kuzular. Erkekleri ise daha küçük şeylere avlanmak için kullanılıyor. Mesela işte marmot gibi ya da işte tavşan gibi. Bu erkek o zaman bu at dolanacağın erkek, etten başkasına seçim et. Sadece etle besleniyorlar, kırmızı etle. Taze et.
taze eti. Anan bol büktükler negizi uzak yaşaydı. Misal için bunlar 60 yaşta şeyinde yaşaydı. Biz bir 12-15 yılga çeyin mergençi uçulu anlayın diyeyim. Bunlar da koy veriyoruz etkinlikler. Anlayın bunlar özlerini tüyünce uyalap balapan basalaklar. Anladınız mı, anlamadınız mı? Anladım. Şimdi yok, bunlar çok uzun yaşayan kuşlardır diyor. 60 seneye kadar yaşıyorlar. Genelde biz ise 12-15 sene kadar işte beraber oluyoruz. Ondan sonra doğaya salıyoruz. Onlar işte kendilerinin şey, işte eşlerini bulup hayatlarına devam ediyorlar. Bunun biri erkek, biri dişi. Şimdi bu dişi, diğeri de dişi. Bu büyüklükler öte çok ömür, orta büyüklükler misal için bu salma 4 yarım kilogram. Şimdi en çok doğru 8-9 kilogram mesela. Şimdi bu kartal orta büyüklükteki kartal, yani 4,5 kilo şu andaki. Avcının ilk gösterisi elinde salladığı ete kartalın gelmesi üzerine. Gider mi o? Ödül alınca gider mi? Kulağı da abdan kıyı nuhat. Misal için misal için öte al su çıkartı. Kıyık kısa bile o şol ünmene. Misal için kolun altında olsa da ünlü istep kalır da. Cilt alısı girsin bir açar. Cilt al alba dem alba. Sen de gir oraya. Göz işte kabiliyetinin dışında kulakları da çok iyi duyuyor diyor. Duyma duygusu da şeydi. Mesela dağın arkasında bile olsa sese geliyor. Bir ses evet, duysa yani kendini çağırdığı oradan geliyor. Bunlar belli bir dönem sonra salıyorlar mı da oraya yok. Evet 12-15 sene sonra salıyorlar. Adapte etmiyorlar. O yüzden zaten işte avlanırken bu şekilde yapıyorlar. Sen yavaş ya, hepsini bir kere kullanırlar. Anan, bunlar misal için itse yaptığı özünün kiletkasını koruyup, misal için başka adam girse korkmuştu da tanıyıp bunlar iyisinden. Şimdi bunlar da kendi sahibini çok iyi tanıyor. Bu işte kümes, büyük kümeslerde tutuluyor. O kümeslere başka bir insan... Kırgızistan'daki mürküt mergenleri yani kartal avcıları ikinci gösterilerini yapıyorlar. Kartal avını görmek için bir tane tilki postu getirmişler. Kartal o tilki postuna saldıracak. Önceleri kartala canlı bir yem mi verecekler diye korkmuştuk ama mergenin elindeki tilki postunu görünce biraz rahatladık. Dağın tepesindeki kartal avcısı elinde kartalı tutuyor. Aşağıdaki avcı ise tilki postunu yerde sürmek için hazır. Yaşamadan birçok şeyi anlamak zordur. 10 metre ötemizdeki kartalın çıkarmış olduğu rüzgar yüzümüze kadar geldi. Uf. Yakın gelebilirsiniz, yakından çekebilirsiniz. Avını başarıyla yakalayan kartal ödülünü bekliyor. Kartal avcısı Ruslan kartalına ödülünü veriyor. Kartallar taze kırmızı etten başka hiçbir şey yemiyor. Tek besin kaynakları kırmızı et.
жегенде барын жейт да сөөктү, жүндү, кошуп жей берет дагы. Анан эт менен сөөктү сиңирет. А бул жандыктын жүндөрү болсо кайта кузуп коет да, качан эркек көнү сиңирип бүткөндөн кийин. Эти tamamıyla yiyor yani şey. Kemiğiyle. Kemiğiyle beraber, yünüyle beraber, işte derisiyle beraber yiyor. Kemiğiyle et siniyor ama diğer şeyini kusuyor sonra. Tüylerini, evet tüylerini kusuyor. Şimdi bakın. Hop. Ha gitti. Hop. Ya kocaman şey ayak kemiğini yutuyor bunlar. Sallaya sallaya. Anan bunlar günde tamak çevir. Eğer misal için buraya kadarmış. Suurduğunca çöğünün bir 4 kilogram yetincesi 7-8 gün geçeyim tamak çevir de. Ne gizli biz mergençilik emes uvakta Mart'tan Ağustos'a geçeyim. Biz göğünce üyü koyanın etini veririz de. Anın eti öte cengiz bolat da bir küt. Anın bir 3-4 kilogram yetincesi anı 3-4 gün sinir edin. Onun için mergençilik uvakta bunlar güçlü etçeyin. Caydın günkü etleri olsa büyük oyun dediğinde. Kartal avı şimdi canlı bir tavşanla devam edecek. Çocukluğumuzdan beri belgesellerde izlediğimiz bir şeyi gerçekte görmeye dayanamayacağımızı düşünüyorduk. Ancak avcılar kartalın av yeteneğini yitirmemesi için günde bir tane tavşan veya tavuk gibi canlı bir hayvanı ona yem olarak kullanmışlar. Çünkü 10. ve 15. yıllar arasında 60 yıl yaşayan kartalları tekrar doğaya salıyorlar. Avcılardan bir tanesi tavşanı sallayarak oraya bırakıyor. Kartal avının gizlenecek bir yeri olmadığını görünce hiç paniklemeden sessizce avının üzerinde süzülüyor. Daha sonra işinin tadını çıkarmak istercesine avının az ötesinde durup onu bir müddet seyrediyor. Daha sonra doğanın bir kanununu gerçekleştirmek için kartal harekete geçiyor. Bir müddet bu manzarayı yakından görmek isteyip istemediğime karar veremiyorum. Daha sonra cesaretimi toplayıp bu av sahnesinin yaşandığı yere doğru ilerliyorum. Az önce bir kartal avını izledik. Canlı bir tavşanı yakaladı. Ancak o kadar çekebildim. Bu video için bana kızmayın çünkü o hayvanın günlük öğünlerinden bir tanesi canlı tavşan. Kartallar av meziyetini yitirmemeleri için kartalların onlara her gün bir tane canlı av veriliyor ve 11. yıldan sonra kartallar doğaya bırakılıyor. 60 yaşına kadar yaşıyor bu kartallar. O yüzden zaten bu işin doğasında var bu. O nedenle çektim. Vahşet görüntüsü değil aslında. Isık Göl kenarında bir Kırgız mezarlığı. Mezarları oldukça şatafatlı. Büyük büyük yapılar şeklinde yapmışlar. Bu Türklerdeki ölü gömme geleneğinin aslında bir devamıdır. Öldükten sonra inanmanın bir devamıdır. Bu mezar yapılarından birçok hikaye çıkartılabilir. Çok çeşitli mezarlar var, mezar yapıları var. Yeah.
Cengiz Aytmatov'un yurdundan, Issık Göl'den, Tanrı Dağları'ndan ve Topyekün, Kırgızistan'dan şimdilik hoşça kalın. Yeni bir bölümde görüşmek üzere.